Merhaba arkadaşlar, Kankiler Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BlueStacks nasıl indirilir onu göstereceğim. Ben BlueStacks 2 yeni sürümü çıktı. O yüzden video çekiyorum. Bu linki size vereceğim ben. Verdiğimde zaten direkt inecek, inmeye başlayacak. Çalıştır diyoruz inen dosyayı. Ve extra kitting diye bir şey geliyor. O %100 olmasını bekliyoruz. Çabuk sürer zaten bunu. BlueStacks 2'de daha da değişik oyunlar oynayabiliyoruz. Tuş kombinasyonu gelmiş. Ve daha değişik şeyler yapabiliyoruz BlueStacks 2'de. Örneğin şimdi programımız insin, açılsın, göstereceğim. Extracting %100 oldu. Ve program çalıştırmaya başladı kendisini. Burada sonraki diyoruz. Burada yüklemek istediğimiz yeri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunları seçiyoruz. Kur diyoruz. Ve burada evet diyoruz. Çalışmamız zamanı yükleniyor. Kalan süre 1 dakika 22 saniye diyor. Burayı bekliyoruz. Ben burayı durdurayım. 1 dakika sonra görüşürüz. Ve 10 saniye kaldı. Bunda da olsun. Direkt yüklenişi göstermiş olacağım. Çok bu seferki yükleme çok basit bir şekilde geliyor. Nasıl yüklendiği çok kolay oluyor. Burayı da bekleyeceğiz. Yani 4 adım var burada. İkinci adımda da durdurayım. Ve arkadaşlar 10 saniye kaldı gene. Ve dördüncü adımda direkt kurulmuş oluyor programımız. Ve başlayacak şimdi. Üçüncü adımda geldi. Bu üçüncü adımda da göstereyim diye durduracağım. Yani size göstereyim diye gösteriyorum azıcık. Başından ve durduruyorum sonra videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene 10 saniye kala videoya girdim. Şimdi burası da kurulma kısmı oluyor herhalde. Buradan kuruluyor. Bekliyoruz. Doğrulanma süresi de varmış demek ki. Burada bekliyoruz. Biraz geçsin. Durduracağım videoyu. 25'te durdurayım. Ya da durdurmayayım. 25 saniyeden bir şey olmaz. Şimdi bu program ne işe yarar onu anlatacağım. Bu programda sosyal medyaya girebiliyoruz. Telefonda oynanan tüm oyunları buna indirebiliyoruz. Bu başta oluyor. Sonra WhatsApp indirebiliyoruz. WhatsApp biliyorsunuz telefonlar için. Ama bunda da WhatsApp'ı indirebiliyoruz. Bu yüzden çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum ben. Bazı gıcık yönleri oluyor ama gene de idare eder. Program gerekli bence. Bence iyi ki yapmışlar programı. Programda Face'e girebiliriz. WhatsApp'a girebilirmişiz. Instagram'a girebilirmişiz. Viber ve öbür oyunlara indirebiliyoruz. Örneğin Asphalt 8 indirebiliyoruz. Başka oyunlar yani Android'de oynanan ve Apple'da App Store'da oynanan tüm oyunları indirebiliyoruz. Bunu bilgisini vereyim size. BlueStacks 2 yeni çıktı. BlueStacks önceden vardı ama BlueStacks 2 çıktı ve BlueStacks'in ilk şeyi ilk programa gitti. Yerine BlueStacks 2 geldi. İlk programını hiçbir yerden indiremedim. O yüzden BlueStacks 2'yi indiriyorum. Burası fazla uzun sürdü sanırım. Neyse bekleyelim burayı da. Ve tekrar aynı şey geldi. Ve programımızın yüklenmesini bekliyoruz gene. Yine programımız yüklenecek ve açacağım. Nasıl hesap girilir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada çıktı programımız. Ve BlueStacks'i başlat diyor. Biz bunu tiki kaldıracağız. Ve son diyeceğiz.
kendimiz elle çalıştıracağız. Yan tıklayıp yönetici olarak çalıştıracağız. Evet diyeceğiz. Daha sağlıklı çalışsın diye. Ve açılıyor programımız. Programımız açıldı. Ve şu üstteki kanaldan Android'e tıklıyoruz. Lütfen bekleyin diyor. Buraları bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ben de bekliyorum. Bekleyelim. Başlanıyor diyor. Program yüklensin. Yüklendi ve oyuna girmesi için veriler yükleniyormuş. Veriler de yüklensin. Bekliyoruz bu kısmı. İlk defa açtığımız için. Siz de daha çabuk girebilir, ben de daha da geç girebilir. Siz de geç girebilir, ben de çabuk girebilir. Değişir yani bilgisayarınıza göre. Bekliyoruz. İlk indirdiğimizden dolayı böyle uzun sürer. Ama ikinci, üçüncü girişte falan direkt girer yani. Lütfen bekleyin. Burayı ben keseceğim. Dolunca ya da başlanıyor. Beklesek mi? Durduruyorum fazla uzun sürmesin video. Ve gördüğünüz gibi programımız yüklendi. Buradan şunu konum olduğunu yükseklik veya filtre modu seçili aktif olur. Bunu siz kabul ediyorum diyebilirsiniz. Etmiyorum diyebilirsiniz. Ben kabul etmiyorum diyeceğim. Ve buradan araya tıklıyoruz. Örneğin BlueStacks'e bir şey indireceğiz. Ben direkt kısa yoldan bir oyun indireyim. My Talking yazalım şuraya. Göstereceğim nasıl indireceğimizi. My Talking gördüğünüz one time setup. Buraya continue diyoruz. Continue diyoruz. Ve yeni hesap veya mevcut hesaptan hesap bekliyoruz. Ben bu kısmı kapatacağım. Bu kısmı kapatacağım. Ben yazıyorum hemen. Pardon yanlış oldu. En sona bir şey yazmıyorsunuz. Gmail'inizi yazıyorsunuz. Başına sonunu da onlar ekliyor zaten. Şifremizi giriyoruz. Gördüğünüz gibi şifremizi de girdik. İleri butonuna tıklıyoruz. Ve tamam diyoruz. Ve oturum açılıyor diyor. Buradan butikleri seçebilirsiniz. Ben seçtim. Tekrar continue diyoruz. Ve hesabımızı seçiyoruz buradan. Tamam diyoruz. Hesap başarıyla eklendi diyor. Bu bir şey daha soracak. Gördüğünüz gibi adding diyor. Buradan ileri diyoruz. Ve şifremizi tekrar giriyoruz. Gördüğünüz gibi şifremizi tekrar girdik ve oturum açlıyoruz. Gördüğünüz gibi şifremizi de girdik. Login in diyor. Ve son adımımız bu olacak. Ve hemen nasıl oynanıldığını göstereceğim size kısacası. Ve buradan Let's Go'ya tıklıyoruz ve programımız başlıyor. Arama kısmına oyun yazıyoruz. Göstereyim size. Play Store'a girdi direkt gördüğünüz gibi. Ben indirirken videoyu durdurayım. Sizi daha tutmayayım burada. Video çok uzun olmuş. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüklenmek üzere ve yüklendi. Aç diyoruz.
Oyunumuzu açıyoruz. İsterseniz tam ekran yapabiliyorsunuz programı. Şöyle. Ben küçük ekranda oynamayı seviyorum. Şöyle küçük ekrana dönüştüreyim. Ve buradan da oyunumuz açılıyor. Şu yukarıda gördüğümüz bu oyun için denetleyici ve veya klavye eşleşmeleri diyoruz. Orada gösteriyor. Yani kendimiz seçebiliyoruz onları. Neyse, bitti diyelim. Oyunumuz açılıyor. Ve program güzelleşmiş şuradan. Titreme dediği şey sallıyor bunu. Geç diyelim şuraya. Video diyelim buna. Ses kısalım. Ses kıstık ve gördüğünüz gibi bu sallıyor. Bu resim çekiyor herhalde. Bu resim çekiyor herhalde. Gördüğünüz gibi taklidimizi bile yapıyor yani. Sus lan. Gördüğünüz gibi her taklidimizi yapıyor. Şuna bir yemek verelim. Oyunlar sorunsuz çalışıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.